Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size minik çam ağaçlarıyla bezenmiş bir model anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Ben modelimin ön yüzden görünümünü sizler için göstermek istiyorum. Arka yüzden görünümü bu şekilde. Modelimiz çift taraflı kullanılabilen bir model. Ben modelimi yaparken 2.20 milimlik bir tığ kullandım ve antibakteriyel özelliğe sahip ip kullandım. Sizler bu modelimizden bebek battaniyesi yapmak isterseniz 110 santim zincir çekmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Ben modelimi sizler için sadece iki model üzerinden anlatımını yapacağım. Videomu uzun tutmamak adına. Bunun için de bana gerekli olan 21 adet zincirimi çekmeye başlıyorum arkadaşlar. ...21 adet zincirimi çektim. Elimi hemen son zincirimden tutup 2 adet daha zincirimi çekiyorum. Başını doluyorum ve tutmuş olduğum zincirimin tepesine batıp ikili bir trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki zincirimizin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Kenar kısımlarında 6 adet trabzan yapacağız. Biz şimdi 6 adet trabzanı yan yana yaparak ilerliyoruz. Altı adet trabzanımı yaptım. Kenar zincirimi de sayarak arkadaşlar. Araya bir zincirimi çekiyorum. Aşağıdan bir zincir atlayıp diğer zincirin tepesine batıp buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu aradaki trabzanlarımız 7. Sadece kenarlarında 6'şar tane trabzan koyuyoruz. Şimdi 7 adet trabzanımızı yapıyoruz. Yedinci trabzanımı yaptım. Araya bir zincirimi çekiyorum. Aşağıdan bir zincir atlayıp diğer zincirimin içerisine tekrar bir yuva yapmış oluyorum. Birinci trabzanımızı yaptık. Bu kısımda tekrar 6 adet trabzan yapacağız. Ve son trabzanımı da yaptım. Kenar kısmındaki 6 trabzanım oluşmuş oldu. 2 adet zincirimi çekiyorum. Geriye dönüyorum. Hemen dibindeki değil, onun yanındaki trabzanımızın tepe noktasından batıp bir trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. 3. trabzanımı yapıyorum. Kenar kısımdaki zincirimizi de sayıyoruz. 4. trabzanımı yaptım. Araya bir zincirimi çekiyorum. Burada kalan 2 trabzanımın birini atlayıp diğerine bir yuva oluşturuyorum. Tekrar bir zincir, yapmış olduğumuz yuvanın tepesine tekrar bir yuva yapıyoruz. Araya bir zincir, başını doluyoruz. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanımıza tekrar bir yuva yapıyoruz. Aşağıdaki 1 olan yuvamız yukarıda 3'e çıkıyor. 3 adet trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar araya bir zincir. Burada kalan trabzanımızın uç noktasına batıp bir yuva. 1 adet zincir. Tekrar bir yuva. 1 adet zincir. Ve 3. yuvamızı yapıyoruz. Kenar kısmında 4 adet trabzanımız var. 4. trabzanımızı çekmiş olduğumuz kenar kısmındaki zincirimizin tepe noktasından batarak alıyoruz. 1, 2, 3, 4 adet zincir çekip geriye dönüyoruz. Bu sıramızda başını doluyoruz. Hemen dibindekini atlayıp diğerine bir yuva yapıyoruz. Araya bir zincir, tekrar bir yuva yapıyoruz. Bu sıramızı sadece deliklerle bitireceğiz arkadaşlar. Başını doluyoruz. Her batmış olduğumuz deliğimizin tepe noktasına tekrar bir yuva yaparak ilerliyoruz. Buradaki üçlü trabzanımıza geldiğimizde tekrar bir adet zincir, arada bir trabzan atlayıp diğerine bir yuva yapıyoruz. Bir zincir, diğer yuvamızın tepesine. Kenar kısmına geldiğimizde burada bizim sadece kenar zincirimiz kalıyor. Bir adet zincir çekip tekrar buraya da bir yuvamızı yapıyoruz. Bizim bu şekilde sıramız tamamlanmış oluyor. Burada diğer renk ipimize geçiş yapıyoruz. İpimizi buraya sabitleyelim. 1-2 adet zincirimizi çekip geriye dönüyoruz. Başını doluyoruz. İlk yuvamızın içerisine bir trabzan. Tepe noktasına bir trabzan. Hemen yanındaki yuvamıza bir trabzan. Tepe noktasına tekrar bir trabzan. Toplamda kenar zincirimizle beraber bizim burada 5 adet trabzanımız oluşuyor. 2 zincir çekiyoruz, başını doluyoruz ve hemen dibindeki delikten ipimizi bir trabzan boyu uzatıyoruz, başını alıyoruz, ikinci başını alıyoruz, üçüncü uzatmamızı yapıyoruz. Tekrar başını doluyoruz, hemen aşağıdaki bu delimizden girip 3 adet daha ipimizi alıyoruz. Başını doluyoruz. İlk yapmış olduğumuz bu yuvamızın içerisinden ipimizi bu şekilde uzatarak 3 sefer çıkartıyoruz. Hepsi tığımızda bekliyor arkadaşlar. Başını doluyoruz. Bu aşağıda yapmış olduğumuz 3. deliğin buradaki, yani bu kısma tekrar girip ipimizi alıyoruz. Başını doluyoruz. Bu arada kalan bir deliğimiz var. Bu deliğimizden de tekrar iplerimizi çıkartıyoruz. Yani trabzanlarımızın tepesindeki değil, hemen yanındaki delikten bir seferde iplerimizi kapatıyoruz. Buraya bir zincir çekip ipimizi sıkılıyoruz. Araya 2 adet zincirimizi tekrar çekip başını doluyoruz ve hemen dibindeki trabzanımızın tepesine batıyoruz. Başını doluyoruz. Deliğimizin içerisine bir trabzan. Başını doluyoruz. Tepe noktasına bir trabzan yapıyoruz. 2 adet zincirimizi çekiyoruz. Başını doluyoruz. Hemen buradaki yuvamızdan ipimizi alıyoruz. Tekrar başını doluyoruz. Burayı çok uzun çekmiyoruz arkadaşlar. İlk deliğimizden aldığımız ipimizi çok uzun çekmiyoruz. Başını doluyoruz. Hemen aşağısındaki, bakın burada 3 adet zincirimizin en kenar kısmındaki olan, buradan 3 adet ipimizi alıyoruz. Tekrar başını doluyoruz. En aşağıdaki yuvamızdan tekrar başını doluyoruz. 3 yuvamızın diğer 3. olan orta kısmından başını doluyoruz. Bu arada kalan bir deliğimiz var. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Buradan da 3 adet ipimizi alıp hepsini bir seferde kapatıp buraya bir zincirimizi çekip sıkılaştırıyoruz. Ve modelimiz bu şekilde oluşmuş oluyor. 2 zincirimizi çekiyoruz, başını doluyoruz. Hemen fıstığımızı batmış olduğumuz yerin dibindeki trabzanımızın tepesine araya zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Bir trabzan, başını doluyoruz. Tekrar tepe noktasına bir trabzan, başını doluyoruz. Bir trabzan ve başını dolayıp en son çekmiş olduğumuz zincirimizin tepe noktasına bir trabzan. Kenarlarda bizim 5 adet trabzanımız olmuş oluyor. 2 adet zincirimi çekip geriye dönüyorum. Başını doluyorum. Hemen dibindeki değil, yanındaki trabzanımızın tepe noktasına batıyoruz. Buraları trabzanlar yaparak ilerleyeceğiz. Toplamda 5 adet trabzanımı yaptım. Başını doluyorum. Araya çekmiş olduğumuz 2 zincirlerimizden tekrar girip 2 adet trabzan yapıyorum. Araya bir zincir, başını doluyorum. Tekrar bu araya 2 adet trabzanımı yapıyorum. Aşağıda bizim 3 trabzanımız vardı. Bu sırada 7 adet trabzanımız olacak arkadaşlar. Başını doluyorum. Trabzanlarımı yapıyorum. Başını dolayıp tekrar ara boşluktan 2 trabzanımı daha alıyorum. Ve toplamda 7 adet trabzanım oluşuyor. Araya bir zincirimi çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen çekmiş olduğumuz ara boşluklardaki zincirlerimizin orta noktasından girip tekrar buraya 2 adet trabzan, başını doluyorum ve kalan trabzanlarımın tepesine batarak bu sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Yani şu anda aşağıdaki başlamış olduğumuz işlemin aynısını yukarıda da yapmış oluyoruz arkadaşlar. Ya burada açılma yapmıştı. Bakın bu şekilde açılarak yukarıya doğru daralmıştı. Buradan da yukarıya doğru açılma yapıyor. 2 adet zincirimi çekiyorum. Geriye dönüyorum. Dibindeki trabzan değil, hemen yanındaki trabzanımdan. Yani biz şu anda burayı yapacağız arkadaşlar. Tekrar yuvalarımızı oluşturabilmek için deliklerimizi çoğaltma işlemine geçeceğiz. 2. trabzanımı yaptım. 3. trabzanımı yaptım. Ve 4. trabzanımı yaptım. Şimdi 1 olan delik sayımızı 3'e çıkartacağız. 1 adet zincir. Bakın kenar kısmında 2 adet daha trabzanım var. Birine atlayıp diğerine bir yuvam oluşturuyorum. Araya bir zincir. Yuvamızın tepesine bir yuvamızı oluşturduk. Bir zincir. Bir trabzanımızı atlayıp diğer trabzanımıza batıyoruz. Bu arada 3 trabzanımı yapıyorum. Burada kalan ikili trabzanımın tepesine bir yuva yapıyorum. Tekrar bir yuva daha yapıyorum. Bir zincir çekip bir yuvamı daha yapıyorum. Toplamda 3 yuvamı yapmış oluyorum. Kenar kısmında 4 trabzan, arada 3 yuva, tekrar 3 trabzan, 3 yuva ve kenardaki 4 trabzanımı yaparak bu sıramızı da tamamlamış oluyoruz. 2 adet zincir, geriye dönüyoruz. Bu sıramızı tamamen yuva olarak tamamlayacağız. 4 zincirimizi çekeceğiz arkadaşlar. Başını doluyoruz. Hemen dibindeki değil, yanındaki yuvaya girip bir deliğimizi oluşturduk. Araya bir zincir, tekrar bir yuva, bir zincir, bir yuva. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız. Trabzanlarımızın tepe noktasına geldiğimizde arada bir trabzanımızı atlayıp tekrar buraya da bir yuva yapıyoruz. Kenar kısmına geldiğimizde sadece çekmiş olduğumuz zincirimiz kalıyor. Buraya da bir zincirimizi çekip tekrar bir yuva yapalım ki sayılarımızda eksilme olmasın. Bu aşamada tekrar beyaz ipime geçiş yapıyorum. Yeşille yapmış olduğumuz bölümlere beyaz fıstıklarımızı, beyazla yapmış olduğumuz bölümlere de yeşil fıstıklarımızı yapıyoruz. 2 adet zincirimi çektim. İpimi buraya sıkıladım. Başını alıyorum. Hemen dibindeki boşluktan bir trabzan yapıyorum. Başını alıyorum. Tepe noktasına. Başını alıyorum. Yandaki yuvamızın içerisine. Başını alıyorum. Tepe noktasına. Buraya toplamda kenar zincirimizle beraber 5 adet trabzanımızı yapmış oluyoruz. 2 adet zincirimizi çekiyoruz. Şimdi tekrar toplama işlemi için ilk yuvamızdan girip 3 adet ipimizi alıyoruz. Tekrar başını doluyoruz. Hemen aşağıdaki yuvamıza giriyoruz. Tekrar başını alıyoruz. Tek yaptığımız en aşağı kısımdaki yuvamızdan iplerimizi alıyoruz. Başını doluyoruz. Üçlü yapmış olduğumuzun 3. yuvasından alıyoruz. Başını doluyoruz. Bu aradaki, araya kalan yuvamızdan da 3 ilmeğimizi alıp bir seferde kapatıyoruz. Dibine hemen bir sıkı zincir çekip ikinci modelimizi yapmış oluyoruz. 2 adet zincirimizi çekip hemen dibindeki trabzanımızın tepesine batacağız. Başını doluyoruz. 1 adet trabzanımızı ara boşluğa, başını doluyoruz. Tepe noktasına ve üçlü trabzanımızı burada yapmış oluyoruz. 2 adet zincirimiz ve tekrar toplama işlemi. Arkadaşlar ben şurada daha net göstermek istiyorum. Birinci fıstığımızı buradan, ikinci fıstığımızı hemen altından, üçüncü fıstığımızı buradan, dördüncü fıstığımızı yapmış olduğumuz üçlü yuvanın sonuncusundan ve en son fıstığımızı buradan alacağız. Yani şu şekilde baktığımızda üçer üçer olanların en kenar kısımlarından alarak toplayacağız. İlk yuvamızdan alıyoruz. Aşağı yuvamızdan başını doluyoruz. En aşağı kısımdaki yuvamızdan hemen bir üstündeki yuvadan ve başını dolayıp yuvamızın birisi araya kalıyor. Bu araya kalan yuvamızı unutmayalım. Elimizde tutarak bu şekilde alıp hepsini bir seferde kapatıyoruz. Bir sıkılama zinciri 2 adet daha zincirimizi çekip hemen yanındaki trabzanımızın tepe noktasına batıyoruz. Ve buraya tekrar 5 adet trabzanımızı yapıyoruz. Burada bir yuvamız daha vardı. Bu yuvamızın içerisine batıp en sonuncu trabzanımı da zincirimin tepe noktasına yapıyorum. 2 adet zincirimi çekip geriye dönüyorum. Başını doluyorum. Yanındaki değil, hemen onun yanındaki trabzanımın içerisine giriyorum. Tekrar trabzanlarımı yaparak trabzan sayılarımızı çoğaltacağız. Burada 4 adet, 5 araya girip 6 araya bir zincirimizi çekiyoruz. Tekrar başını dolayıp bu ara boşluktan 2 trabzan, yapmış olduğumuz 3 trabzanımızın tepesinden hemen yanındaki boşluktan 2 adet trabzan, araya bir zincirimizi çekip modellerimizin sadece tepelerinde yuvalarımızı oluşturuyoruz. Ve diğer taraftaki trabzanlarımı yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Yani bizim 3. modelimizin ilk yuvaları da bu aşamada oluşmuş oluyor. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Diğer sıraya geçtiğimizde bu aradaki deliklerimizin sayısını 3'e, daha sonraki sırada da sadece delik olarak ilerleyecek. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Modelimiz bu şekilde tekrar ediyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.